Merhaba arkadaşlar. Şimdi sıra Bordur'a geldi. Lightning Design sistemi kullanarak, oradaki hazır cluster'ları kullanarak Bordur yapmaya çalışacağız. Hemen başlayabiliriz. Hepsi birbirine çok benzediği için hızlı hızlı geçiyorum. Bir yerlerimizi ekleyelim arkadaşlar. Daha sonra bir division oluşturalım. Şu şekilde. Buna diyelim ki this division has border on top diyelim. Yukarıda border olsun, hemen üstünde. Ondan sonra aşağı doğru 4 tane ekleyelim şu şekilde. Birine top demiştik, birine right diyelim, birine bottom diyelim. Sonuncusuna da left diyelim. Bu şekilde hepsine tek tek nasıl border oluştururuz ona bakalım. Yine arkadaşlar class ile başlıyoruz. Class yazıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor şu anda? SLDS ile başlıyorduk. Direkt border yazıyoruz. Alt dire top diyoruz. Yukarı gelsin diye. İkincisine class eşittir SLDS. SLDS'in ne olduğunu biliyoruz artık. Salesforce Lightning Design System. Border underscore. Buna da ne demiştik? Right demiştik. Right olsun. Ondan sonra üçüncüye gelelim. Evet. Yanlışlıkla şey sildik. Class diyelim. Ona da SLDS border underscore bottom dememiz lazım. Şu şekilde. Ve sonuncu arkadaşlar yine class diyoruz. Eşittir. SLDS border underscore. Buna da left dememiz lazım. Gördüğünüz gibi son en son kısımda yazılanlar hep underscore ile yazılıyor. Diğerlerinin arasında hep tire var. Bunu kaydedelim arkadaşlar ve nasıl bir görüntü oluşuna bakalım. Belki çok gözükmüyordur. Şöyle bakarsak kalemle çizelim. Birincisinin görüyorsunuz yukarıda border var. Tam şurada. İkincisinin sağda var. Üçüncüsünün hemen altında var görüyorsunuz. Dördüncüsünün de solunda var. Yani yukarıda, sağda, altta, solda hepsine border eklemiş oldum. Peki biz şöyle bir şey yapsak, sadece border yazsak ne olur? Onu merak ediyorum. Denemedim daha önce ama şöyle bir tane daha oluşursak buna this text has border diyelim. Ondan sonra class'ına şöyle yapalım. Class yazmamız gerekiyor. SLDS. Sadece border yazalım. Yani right, top, left falan yazmayalım. Sadece border yazalım. Ve nasıl bir sonuçla karşılaşacağımıza bakalım. Belki hiçbir değişiklik olmayacak. Sadece öğrenmek maksadıyla bakıyorum ben. Evet, görüyorsunuz hiçbir değişiklik olmadı. Demek ki bizim böyle bir ifademiz yok. Sadece top, right, bottom ve left yapabiliyoruz. Bunu silelim.